Herkese merhaba. Bugün size barok dönemi resim sanatından bahsetmek istiyorum. Barok dönem için Rönesans ve daha sonra Rönesans'ın son dönemlerinde ortaya çıkan manyerist hareketten sonra gelen epey bir değişimin yaşandığı her alanda, resim, mimari, heykel, müzik aynı şekilde her türlü disiplinde çok büyük değişimlerin ve dönüşümlerin yaşandığı bir sanat dönemi olarak adlandırabiliriz. Bu videoda dediğim gibi barok dönemi resim sanatından bahsediyor olacağım. Hatta daha da spesifik bir şekilde ifade etmem gerekirse İtalyan baroğundan bahsedeceğim. Kabaca evet bütün coğrafyalarda aynı özellikleri gösterse de tabii ki de o coğrafyada yaşanan gelişmeler, siyasi olaylar gibi etkenler sanatın üzerinde çok büyük değişimler yaratabileceğinden dolayı bir İspanya baroğu yine bir şekilde İtalya baroğundan kimi zaman ayrılıyor olacak. Bu yüzden ben daha çok İtalya'daki barok resmin gelişiminden ve barok resmin temelinde yatan düşüncelerle beraber videonun sonuna da Rönesans ve barok kıyaslaması şeklinde birkaç eseri inceleyerek videomu tamamlıyor olacağım. O zaman nedir bu barok resmini doğuran etkenler? Rönesans'ın son dönemlerine doğru bir takım ideolojilerin sanata girdiğini biliyoruz. Özellikle de bu ideolojiler daha çok kendini Kuzey Avrupa'da, Flaman Rönesans'ında gösteriyor. Yani bir şekilde bu olay aslında Rönesans döneminde Kuzey Avrupa'yı etkileyen bir olay. Daha sonra da Barok hareketini başlatan bir olay, bir etken olacak bu. Bahsettiğim bu olay Protestan Reformu. Dediğim gibi ilk etapta Kuzey Avrupa'yı etkisini aldıktan sonra bütün Avrupa'ya hızla yayılan bu reform hareketleri barok resmin en büyük nedenlerinden biri olacak. Protestanlığın yayılmasıyla kilise yani Vatikan Katolik Kilise çok büyük bir tehlikeye giriyor. Bütün devletler Avrupa'nın bütün o inanç sistemi bu kiliseye bağlıyken birden Martin Luther gibi bir adam böyle bir reform yapıyor ve kiliseye olan güveni derinden sarsıyor. Bunun üzerine zaten kilise çalkalanırken bu Katolik ruhu yeniden nasıl uyandıracağız gibi kaygılar meydana geliyor. Ve işte tam olarak bu dönemde biz barok sanattan bahsetmeye başlıyoruz. Barok resmi temelde kilisenin bir propaganda vasıtası şeklinde ortaya çıkıyor ve bu şekilde aslında devam ediyor diyeyim. Yani tamamen temelindeki düşünce bir karşı reform hareketi. Reform temelde Orta Çağ'dan Rönesans'a da etkisini süren skolastik düşünceye karşı çıkan bir hareket ve skolastiğe karşı çıkan bu reform hareketine de karşı çıkmak için kilisenin halkın duygularına bir şekilde hitap etmesi gerek ama korkutarak, ama hüzünlendirerek bir şekilde o duyguya hitap etmesi gerek Katolik kilisenin. Ve bu noktada halkın o duygularını yeniden canlandırmak için bir sanat hareketi başlatılıyor kilise tarafından. Daha çok sanat teşvik ediliyor, yani dini sanat teşvik edilmeye başlanıyor. Özellikle bu durum Trento'da epey bir konsil toplanıyor. Bu konsillerde bu konu masaya yatırılıyor olacak. Ve dinin sanata yol göstericiliği burada açıklanıyor ve bundan itibaren de zaten sanat bu yönde teşvik edilmeye başlanıyor olacak. Özellikle bu konsilde imgeler konusu konuşuluyor. Çünkü Martin Luther temelde imgelere saldıran bir bakış açısı geliştiriyor. İmge dediğim şeyler şu an İstanbul'da da bir kiliseye gittiğinizde İsa, Meryem figürlerini görürsünüz her yerde. Heykellerini görürsünüz, resimlerini görürsünüz. Ama Martin Luther benim inancım için bu imgelere gerek yoktur diyor. Yani bir Hristiyan için bu imgeler değil yalnızca ben ve Tanrı'ya gerek vardır diyor. Ve zaten bu Tanrı ile olan aramda ne papaya ne herhangi bir dini lidere ne de bu tip imgelere ihtiyaç vardır tezini temel olarak savunuyor. Yani Luther imgelere saldırınca toplanan bu Trento konsilinde imgelerin aksine var olması gerektiğini çünkü bizzat imgelerin aslında halkın dini duygularını beslediğini savunur. Yani imgeler olmazsa halk dini bir cehalete düşecektir ve bu temelde insanın dinine ve insanın özellikle ruhuna zarar verecektir. Yani bu konsillerde bu fikirler savunulur ve bundan sonra da zaten hızla sanatçılara siparişler verilmeye başlanır ve tam bir karşı reform hareketi olan barok resim artık resmi olarak doğmuştur.
Madde maddeye gitmeye çalışacağım. Aslında barok resmin belki de en önemli özelliği, en önemli ayırt edici özelliği, yani Rönesans'tan çok farklı olarak bahsedeceğim şey teatral ifadeler olacak. Temel felsefe şudur: dünya bir sahnedir. Bu yüzden de biz barok resminde değişik dramatik hareketlerin yakalanma kaygısını görüyor olacağız. Tamamen daha farklı açılar, daha kalabalık kompozisyonlarla ilginç formlar görmeye başlayacağız. Çünkü belli bir ideoloji var, bu bir propaganda ve halka bir şekilde hitap etmek gerekiyor. Bu doğrultuda da hem görsel hem fikriyat açısından çok derinlikli resimler ortaya çıkmak zorunda. İşte bu yüzden de daha abartılı ama bir yandan da aslında daha fazla gerçeğe yakın, belki kimi zaman biraz korkutucu resimler ortaya çıkacak. Sanatçının öznel gözlemine biz barokta çok fazla, Rönesans'tan çok çok daha fazla rastlarız. Özellikle zaten barok denince aklımıza gelmesi gereken ilk ressam olan Caravaggio'ya örnek vereceğim. Caravaggio'nun eserleri çok büyük çapta olay olmuş eserler olsa da sonuçta işlediği şey dini bir sahnedir. Ama nasıl işler bunu Caravaggio? Biz Azizlerin parmaklarının, tırnakların arasının kirli olduğunu görürüz. Yani o Rönesans'ta göğe yükselen, başında devasa hareler olan ya da çok ışıklı, çok kutsal, hani baktığımızda bile aslında bize huzur veren o figürler yerine daha karamsar, daha karanlık ve aslında daha gerçeğe yakın figürler görmeye başlarız. Yani bu da zaten başta Caravaggio olmak üzere onun izinden gelen diğer barok ressamlarının bizzat kendi öznel görüşünü resme katmaya başlamasındandır. Caravaggio şöyle bir adamdı: bütün dini figürleri, bütün kutsal figürleri gerçeğe en yakın, kendi mahallesine gördüğü insanlar şeklinde çizerdi. Ne gibi? Kirli tırnaklar, yırtık pırtık sefil bir görüntüde kıyafetler giyen azizler. Ya da bir azizin şehit edilme sahnesi vardır mesela. Hani kutsal, aslında Tanrı'ya kavuştuğu huzurlu bir an yerine gerçekten orada bir katliamın yaşandığını ve bakarken rahatsız olduğumuzu hissedeceğimiz resimler çizer Caravaggio. Bir barok sanatçısı bir hareketle ilgilenir. O hareketten koparılan, fotoğraf çekilmişçesine yakalanan bir anla ilgilenir. Yani stabil duruşlar, durağan kompozisyonlardan biz barok resminde bahsedemeyiz. Barok resmi denince aklımıza gelen en önemli anahtar kelimelerinden bir diğeri ise gölge ışık kullanımıdır. Leibniz'in filozofun iman açıklamasında belirttiği gibi baroktaki ışık kullanımı da karanlıkların içindeki bir yarıktan süzüldüğü gibi tanımını taşır. Barok denince karanlık resmin aklımıza gelmesi yanlıştır. Çünkü Rönesans'ta da arka planı siyah ya da karanlık oldu. Pek çok eser, özellikle pek çok portre bulunur. Bu yüzden de biz daha ayırt edici özellik olarak barok sanatta bir kaynaktan, ince bir kaynaktan içeri süzülen ışığı kullanabiliriz. Barok sanat temelde kuralları yıkan bir sanattır. O klasik sanatın katı ve kusursuz kurallarına bağlılık adeta terk edilir. O klasik sanatın ve klasik sanatı sürdüren Rönesans'ın durgun, huzurlu figürleri kendini birden gürültüye ya da ürpertici bir sessizliğe teslim etmiştir. Barok resme biraz daha teknik olarak bakacak olursak, ki zaten videonun sonunda resimler üzerinden daha ayrıntılı konuşabiliyor olacağız. Kompozisyonda düzlemler ya da çok düzgün şekiller ortadan kaldırılıyor ve tamamen birbirleriyle kesişen, birbirlerinin üstüne gelen figürler, yani biraz daha karmakarışık figürler görmeye başlıyoruz. Artık zaten ilerletilen perspektif ve derinlik algısı daha da uç bir noktaya taşınıyor. Yani figürlerin önlü arkalı durması, birinin uzakta birinin yakında durması ya da bu bahsettiğim kesişimler, üst üste binmeler hem derinlik ve perspektif algısını bize sağlatırken bir yandan da bir devinin bir hareket halini, o hissi bize vermektedir. Resimlere geçmeden önce benim barok resim ve barok düşüncesine ait bahsetmek istediğim kısaca bunlar. Aziz Petrus, İsa'nın 12 havarisinden biridir. Hatta onların en önemlisidir. Çünkü biz daha sonradan Petrus'un ilk papa olduğunu ve İsa'nın varisi olarak kabul edildiğini biliyoruz. İsa öldükten sonra Petrus pek çok yerde, Anadolu'da, Antakya'da Hristiyanlığı yayıyor. Ondan sonra ise Roma'ya giderek ilk Hristiyan topluluğunu kuruyor. Fakat Roma İmparatorluğu tarafından suçlu bulunuyor. Bunun üzerine yakınlarının da yardımı sayesinde Petrus kaçmaya karar veriyor. Ve yoldayken, tam Roma'nın çıkışında, İsa ona gözüküyor. Ve karşısında İsa'yı gören Petrus korkuyla Domine Cum Vadis diyor. Yani nereye gidiyorsun Rabbim? İsa ise buna şöyle karşılık veriyor: yeniden çarmıha gerilmek için Roma'ya gidiyorum. Petrus bunun üzerine gerçekten çok mahcup oluyor, çok korkuyor ve hiç kaçmadan Roma'ya yeniden geri dönüyor.
teslim oluyor ve çarmıha gerilme cezasına çarptırılıyor. Fakat Petrus çarmıha ters gerilmeyi istiyor çünkü İsa'nın önüne hiçbir şekilde geçmek istemiyor. Kendisini İsa ile bir görmek istemiyor ve bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine çarmıha ters gerilmeyi talep ettiği için çarmıha bu şekilde geriliyor. Bunun üzerine de zaten ters çarmıh Hristiyan inancı için uğursuz bir hal alıyor. Barok dönem resim sanatının diğer dönemlerden nasıl sıyrıldığını daha net görmek için Orta Çağ'dan bir eser seçtim ilk başta. Ondan sonra aynı konuyu işleyen bir Rönesans dönemi eserinden sonra Barok dönemi resim sanatına, Barok resmi üzerine konuşuyor olacağız. Karşımızda duran bu eser 1278 yılına tarihlendirilmiş ancak kimin yaptığı bilinmiyor bu eseri. Bu aslında temelde alıştığımız bir Orta Çağ kompozisyonu. Aslında Orta Çağ'da gördüğümüz pek çok eserden yine bir tık daha gelişmiş diyebiliriz bu eser için. Şöyle incelemeye başlayalım. Burada çarmıha gerilmiş olan Aziz Petrus bizim için vurgulanması gereken figür. Bu yüzden de diğer pek çok Orta Çağ eserindeki gibi bu eserde de vurgulanmak istenen figür hiçbir boyut kaygısı olmaksızın yas tutanlardan ve celatlardan sıyrılarak en ön planda çiziliyor. Burada onun uğruna yas tutan, ağlayan insanları görüyoruz ki normal bir daha eskiye tarihlendirilmiş bir Orta Çağ eserine göre buradaki yüz ifadeleri çok daha güçlü ve kuvvetli betimlenmiş. Burada da gördüğümüz gibi onu çarmıha diken askerler, cellatlar bulunuyor. Burada bunu yapan sanatçı aslında bir şeyler denemiş ve arka planda biz epey bir yapı görüyoruz. Ama biz hiçbir şekilde bu yapıların kaç tane olduğunu, hangi düzen ve hangi sırada durduklarını, arkalı önlü mü yoksa paralel bir şekilde mi yoksa yan yana mı durduklarını çözemiyoruz. Çünkü eserde herhangi bir boyut ya da bir derinlik algısı yok. Biz yalnızca figürlere baktığımızda figürlerin arka arkaya bir kalabalık oluşturmasından sadece figürleri baz alarak konuşuyorum. Bir derinlik algısı olduğunu görebiliriz. Ama aynı şey arkadaki manzara için, evrenin konumu için maalesef söylenemez. Çarmıh bu resimdeki gibi dururken, dikilmişken bir vücudun böylesine durması anatomik açıdan epey imkansız bir durum. Gördüğünüz gibi dümdüz durmuş. Sadece belki karının bir aşağı sarkma durumu betimlenmeye çalışmış ama zaten karın kaslarındaki hareketsizlikten ya da en basitinden çivi çakılmış ayaklarının üstünde akan kandan biz bunun başarılamadığını ama zaten bir orta çağ resmi olduğu için bunu da aramadığımızı biliyoruz ve görüyoruz. Eserde çarmıh resmi ikiye bölmüş, yas tutan insanları ve diğer askerleri birbirinden ayırmakta. Zeminde ufak çiçek denemelerinin bir yeşillik algısını yaratılmaya çalıştığını anlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi figürlerdeki ufak perspektif denemesini saymazsak bu eser herhangi bir boyut algısına ya da bir derinlik algısına sahip olan bir eser değil ki böyle olmaması da ortaçağ zihniyetini düşünecek olursak çok normal. Çünkü burada vurgulamak istenen şey sadece bu şehit ediliş anı, bu çarmıha geriliş anı. Bu yüzden diğer detaylar, yani dünyaya ait maddesel olan diğer detayların tümü önemsiz ve değersiz. Burada sadece kutsal ön plana çıkıyor. Yani Aziz Petrus ön plana çıkıyor. Şimdi Rönesans döneminde işlenmiş bir Aziz Petrus'un çarmıha geriliş resmine bakmaktayız. Bu eser aslında baktığımız anda aklımıza gelemeyecek bir sanatçıya ait, Michelangelo'ya ait. O alışılagelmiş Michelangelo'nun formlarından biraz zaten hakimseniz resimlerine olmadığını bu resmin anlayabilirsiniz. O arka plana sürekli bir manzara, bir yapı koyma kaygısı burada yok. Arka plan tamamen minimal, hiçbir detay yok. Ve dağlar gökyüzüne yedirilmiş bir şekilde soğuk mavi tonuyla biz dağların ve gökyüzünün birbirleri içine geçmiş olduğunu buradan görüyoruz. Burada tam çivileri çakılmış Aziz Petrus'un ve çarmıh ters bir şekilde dikilme anına şahitlik ediyoruz. Bu eser Rönesans döneminin sonunda olan Michelangelo'nun da en büyük temsilcisi hatta önderi olduğu manierist üslupla yaratılmış bir eserdir. Gördüğünüz gibi pek çok kalabalık, pek çok figür var. Birbirleri içine geçmişler ve belli bir ağırlık noktası, belli bir düzen yok eserde. Belli bir simetri algısı da yok. Esere baktığımızda eğer sol alttan incelemeye başlarsak biz çarmıhın gittiği yönden gözlerimiz direkt olarak Aziz Petrus'a uğradıktan sonra resmin sağ üstündeki figürlere kayar. Bunun nedeni de Michelangelo'nun bu çarmıhla müthiş bir diagonallik yakalamasındandır. Bu çarmıhın hem eni hem boyu hem de aynı şekilde Aziz Petrus'un kolları ve ayaklarının uzandığı yön bize bir köşegenlik algısı yaratır ve bu kareye yakın formdaki resmin köşegenleridir aynı zamanda.
Burada orta çağ resminden daha fazla bir ağırlık algısını görüyoruz. Tam dikilme aşamasındayken Aziz Petrus'un vücudu gördüğünüz gibi aşağı hafif yana doğru kaymış. Ama yine de biz bu eserde herhangi bir acı görmüyoruz. Bu eserde yine renklerden veya figürlerden dolayı bir huzur hakim. Bundan sonra barok resminde bu işin değiştiğini zaten göreceğiz. Özellikle Aziz Petrus'un ben yüz ifadesine dikkat çekmek istiyorum. İsa'nın ve ondan sonra kendisinin çarmıha gelişinden sonra sanki tüm bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için insanlıktan hafif bir öfke ve sinirle bunu diler gibidir. Direkt olarak gördüğünüz gibi hem bitkin hem de hafif sinirli bir ifadeyle bizlere, yani izleyiciye, bizim dünyamıza bakmaktadır. Bu eser döneminde pek beğenilmedi çünkü Michelangelo eseri tamamladığında 75 yaşındaydı. Azalan sağlığından dolayı da bu resim başarısız olarak görüldü ve pek çok kişi tarafından pek de benimsenmedi. Ve nihayet barok dönem resmine geldiğimizde önceki iki resimden ne kadar da sıyrıldığını hiçbir şey anlatmadan zaten siz de görebiliyorsunuzdur. İlk etapta biraz daha teknik formlardan bahsedeceğim. Orta çağ dönemindeki iki boyutluluk, hiçbir şekilde olmayan boyut algısı Rönesans'ta biraz geliştirilmiş ve kompozisyona diagonallik katılmıştı. Fakat biz burada daha üçgen, daha köşegen formları görebiliyoruz. Buradaki Aziz Petrus o klasik Aziz betiminden oldukça uzak. Biz konuyu veya İncil'deki anlatımı bilmiyorsak bu sıradan bir sahne haline geliyor. Aydınlık formlar, uçuşan melekler, huzura ermiş figürler, kutsalı temsil eden parlak ve devasa haleler gibi şeyler bu eserde, genel olarak barok resminde yok. İdealden oldukça uzak olduğunu görüyoruz. Petrus'a baktığımızda bir azizden çok acınası, darmadağın, yoksul, sokaktan herhangi bir görüntü sergileyen bir adamı görüyoruz. Burada işte orta çağdaki o iki boyut yıkılıyor ve resme muazzam bir ağırlık hissi dahi hakim oluyor. Özellikle haçı sırtında kaldırmaya çalışan figüre baktığımızda bu adam Petrus'un ağırlığı altında oldukça güçlük çekiyor. Bunu gerilen bacak ve kol kaslarından, yani bunu aslında sağlayan ışık ve gölge oyunlarından anlayabiliriz. Ayakları altındaki kir de kutsal bir sahne için oldukça zıt bir görüntü sergilemektedir. Yine aynı şekilde bu haçı sırtlanmaya çalışırken öte yandan da bu iple haçı dikmeye çalışan başka bir figür var. Baktığımızda Petrus'un o ağırlığı, o kudreti karşısında bu ip oldukça ince kalıyor. Ve biz şüpheye düşüyoruz. Acaba Petrus gerçekten bu çarmıha dikilebilecek mi? Bu haç ayağa kalkabilecek mi? Petrus'un o ağır, iri vücudunun karşısında yüzü bir o kadar perişan, yorgun ve bitkin halde. Petrus eserde diagonal bir şekilde duruyor ve ayaklarının olduğu kısım resimdeki bütün boyut algısını yıkıyor, adeta bize doğru uzanıyor ve bir şekilde bizim hafifçe geri çekilmemize ya da en basitinden hafif ürkmemize neden oluyor. Detaya indiğimizde çivilerin nasıl battığını ve akan kanın ne kadar gerçekçi olduğunu hem ayaklarından hem de ellerindeki çivilerden görebiliriz. Yine bir Aziz'e yakışmayacak şekilde kirli ve paspal tırnaklar. Eserin arkasında hiçbir doğa betimi yok, hiçbir yapı yok, başka hiçbir figür yok. Yalnızca biz bu ana, bu saniyeye tanıklık etmekteyiz. Biz burada Aziz Petrus'u sokakta kavgaya karışan herhangi bir serseri tipten daha farklı görmeyiz. Çünkü Caravaggio bizzat onu çizerken o serseri adamı kullanmıştır. Barok resim sanatı örneği içinde en bariz özellikleri üzerinde konuşabileceğimiz Caravaggio'nun bu eserini seçtim. Çünkü barok resmi dendiğinde akıllara gelmesi gereken ilk sanatçıdır Caravaggio. Ve biz bütün özellikleri, barok resminin bütün özelliklerini fazlasıyla, aşırılıklarıyla en fazla Caravaggio'da gözlemleyebiliriz.